Ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Necai. İlk olarak önemli bir konu söyleyeceğim sizlere. Bakın şu anda Covid başladı. Tekrardan Covid gündemde. Yani aslında Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız özellikle bugünden itibaren Türkiye'de 9 kişi de, belki haberiniz var bilmiyorum ama Türkiye'de şu anda 9 kişi de Covid görüldü. Yani bu çok önemli bir şey. O yüzden Avrupalı vatandaşlara özellikle burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Özellikle sağlığınıza çok dikkat etmeniz lazım. Bakın kronik hastalardan bahsediyorlar, tansiyon hastalarından bahsediyorlar. Bizim izleyicilerimiz genellikle Kanal 7 Avrupa ailesini izleyenler genellikle 45 yaş üstünde olan insanlar. O yüzden Allah rızası için ben Erhan Nacar olarak sizleri uyarıyorum. Sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Şimdi sosyal güvenlikle ilgili yeni gelişmeler var. Önce şunu söylemek istiyorum. Birazdan telefonu kapattıktan sonra arkadaşlarım zaten selam göndermek istediğim kişilerin isimlerini tek tek söyleyecek. Meryem Yılmaz'dır, Mustafa abimiz de bizim hem temsilcimiz. Aynı zamanda Behram Bey'e buradan çok selamlar yolluyorum. Yani birazdan selam yolladığım kişilere tek tek söyleyecek. Bakın yıllardır biz Kanal 7 Avrupa ekranlarında ne söylediysek hep çıktı. Şimdi önümüzde inanılmaz bir yasalar geliyor. Bakın önümüzde ikinci bir torba yasa gelecek. Ne zaman gelecek? Meclis açıldığı zaman gelecek. Bakın geçen sefer meclis kapanmadan önce torba yasasının biri gelmişti. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne söyledi? Seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Ne dedi? Dedi ki 25 yıl evli kalanlar, onlara da emeklilik hakkı vereceğiz. O yüzden Avrupa'da yaşayan vatandaşlar, özellikle vurgulamak istiyorum, yurt dışında yaşayan vatandaşlar, 25 yıl değil evli olan herkes bu haktan yararlanacak. Peki ne olacak? Şimdiden müracaat yapmalısınız. 2023 yılı şu anda bu ayın sonuna kadar, birazdan arkadaşlar tarihler de verecekler size. 2023 yılının bu ayın sonuna kadar bakın müracaat yapmalısınız. Özellikle Avrupa'da yaşayan ev kadınları, bu sizin için son bir hak. Bu hakkınız kaybolmasın. Ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar. Yıllardır beni bu kanallarda izliyorsunuz. Bakın 30 bine yakın, 40 bine yakın emeklimiz var. Peki şimdi ne olacak? Bize emeklilik müracaatı yapanlara buradan bir güzel bir müjde vermek istiyorum. Bizde dosyaları olan, emeklilik aşamasına gelip bitim aşamasına gelenler, şimdiden uyarmak istiyorum. 2023 yılında dosyalarınız, bugüne kadar olan bütün dosyalar bu yılın sonuna kadar hepsi bitecek. Yani 2024 yılında yeni yasa geldiğinde herkes bizden yüksek emekli maaşı alacak. Bakın yüksek emekli maaşı alacaksınız. Nedir biliyor musunuz? 14.000 TL. Bakın şimdi tam zamanlı emeklilik sistemi geliyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşları özellikle geçtiğimiz seçim zamanında verdikleri destekten dolayı kurumsal bir kanalda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan teşekkür etmişti. Selam yollamıştı. İşte o açıklamanın devamında şimdi mecliste açılmaz torba yasası gelecek. Peki bu torba yasası gelmeden bu ay ne yapmak lazım? Hemen dosyalarınızı açmanız lazım. Bakın 350 Euro'dan kampanya başlattı. Bu kampanyayı kaçırmayın. Özellikle vurgulamak istiyorum. 350 Euro'dan hemen dosyalarınızı açın. Bu kampanyadan yararlanın. 25 yıl evli kalanlara. 25 yıl evli kalanlara bu yasa hakkı geldiğinde otomatikman bundan yararlanmış olacaksınız. Yani bu sizin aslında bir hakkınız. 25 yıl evli kalanların belli bir parasını da devlet ödeyecek. Ya böyle bir imkan var mı arkadaşlar? Bu fırsat kaçar mı? Bakın şu anda örnek veriyorum size. 35 bin Euro'dan müracaatınızı yaptınız. Diyelim ki 43 bin Euro'dan yaptınız. 50 bin Euro üzerinden para ödediniz. Örnek veriyorum. Ödediğiniz paranın belli bir bölümünü devlet size iade edecek. O yüzden Avrupa'da yaşayan hanımefendilere, yurt dışında yaşayan beyefendilere özellikle vurgulamak istiyorum. Yatırdığınız paranın belli bir bölümünü devlet size iade edecek. Aynı nasıl yurt dışında yurt dışı borçlanması ödedikten sonra burada makbuzunuzu götürüyorsunuz oraya, oradan iade alıyorsunuz ya. Aynı sistemde Türkiye size, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunun kapısını açtı. Elinizi çabuk tutun. Bakın bir an önce bu ayın sonuna kadar özellikle vurguluyorum. Arkadaşlarım da uyarıyor.
Ümit de uyarıyor ve tabii ki İnci Hanım da uyarıyor. Ama ekranlarda gördüğünüz numaralardan kesinlikle bizlere ulaşın. 0532 061 75 93 0530 434 69 69 0530 793 80 06 ve 0532 156 67 01 numaralardan hemen bizlere ulaşın. Bakın özellikle vurguluyorum. Çok yakında sizlerleyim bu arada. Hastane işlerim bittiğinde Allah kısmet ederse çok yakında ben de sizleri çok özledim. Bütün Avrupalı vatandaşları çok özledim. Ve çok yakında inşallah yurt dışı seminerlerimize başlayacağız. Ve cami cami gezeceğiz. Bütün Milli Görüş camilerine geleceğiz. Kermeslerinize katılacağız. Sizin oradaki düzenlemiş olduğunuz cuma günleri sizlere gelip sizlerle beraber aynı safta olacağız inşallah. Ama elinizi çabuk tutun. Bakın. Bağkur basamak sistemi tekrar hayata geliyor. Avrupalı vatandaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Sosyal Güvenlik Kurumu belki emekliliği tekrar geri getirebilir. O yüzden taksit taksit azar azar ödeme imkanınız var. Bu fırsatı kaçırmayın. Emekli olmak için 2024 Haziran ayını bekleyin diye işaret ettim. Neden? 2024 Haziran ayını beklerseniz ama bu yıl bakın şimdiden müracaatları yapın. Şimdiden yurt dışı borçlanmalarınızı yapın. Şimdiden yurt dışı borçlanmalarınızın paralarını ödeyin. 2024'ü rahat rahat bekleyin. Çünkü emeklilik sistemi geri geliyor. Yurt dışında yaşayan 3201 sayılı kanuna göre borçlanma yapan herkese yeni bir yurt dışı emeklilik yasasının söz konusu olacak. Bununla ilgili çalışmalar var. Çok yakında zaten bununla ilgili çalışmaları ikinci torba yasasında duyacaksınız. Emekli olmak için 2024 yılının Haziran ayını bekliyoruz. Çünkü en yüksek maaşı alacağız. Ama müracaat için bu yıl çok önemli. Bakın özellikle söylüyorum bu ayın sonuna kadar lütfen dosyalarınızı aktif edin. Fakat emekli olmak için 2024 yılını işaret ettim. Ama 30 Eylül müracaat yapanlar iki katı emekli maaşını 24 Haziran pazar günü almaya hak kazanacak. Bu da çok önemli aslında. Nihayet 1 Ekim'de biliyorsunuz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. 14.000 TL maaş. Bakın yurt dışında yaşayanlar. Özellikle vurgulamak istiyorum. 14.000 TL maaş alacaksınız. Bunun için ne yapmak lazım? Bir an önce ekranlarda gördüğünüz numaralardan kimliğinizin arkalı önlü resmini gönderin. Pasaportunuzun resimli sayfalarını yollayın. Ve ilgili numaralara, iletişim numaralarına müracaatlarınızı yazın. Böylelikle emeklilik hakkı elinizde olacak. Ama elinizi çabuk tutmanız lazım çünkü büyük kampanya var. Kampanya bu ayın sonuna kadar. 350 Euro'dan bu kampanyayı açtık. Çünkü bakın size şunu söyleyeceğim. Tekrardan Covid sebebiyle yasaklar gelebilir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar. Bu emeklilik hakkı elinizde fırsat varken kaçırmayın. Dolayısıyla 350 Euro'dan bizim kampanyalarımız şu anda sizde hazır. Herkes yüksek emekli maaşı almak istiyor. Doğru. Çünkü tamamlayıcı emeklilik sistemi geliyor. Almanya'da yaşayanlar, Hollanda'da yaşayanlar, Belçika'da, İsviçre'de, Fransa'da, Avusturya'da, Avrupa'nın neresinde yaşayan varsa tamamlayıcı emeklilik sistemine dahil olacaksınız. Bakın Avrupa'da çalışırken Türkiye'den maaş alabilmenin yolu açılıyor. Peki bunun için ne yapacaksınız? Şimdi bu ayın sonuna kadar dosyalarınızı açın. 350 Euro'dan kampanya yaptık. Bu kampanyayı kaçırmayın. Bakın şu anda bu müracaatı yapmadığınız takdirde siz otomatikman artık bu saatten sonra düşük emekli maaşı sisteminde kalabilirsiniz. O yüzden düşük emekli maaşı 7500 lira, 8500 lira maaş alanlar lütfen emekli aylıklarınızın düşük olduğunu düşünüyorsanız hemen bize ulaşın. Bakın pazar günü bu saatte bugün sizlerle bunu konuşuyoruz. Ama neden? Erhan Nacar'ı dinlediniz. Yıllardır beni dinliyorsunuz. Ve biz 30 bine yakın, 40 bine yakın emeklimiz var. Allah hepinizden razı olsun. Çünkü neden? Ben Erhan Nacar olarak yılmayacağım. Yılmayacağım, mücadeleyi bırakmayacağım. Lütfen sizler de mücadeleyi bırakmayın. O yüzden elinize gelen bu son fırsatı kaçırmayın. Emekli olmak için bu son fırsatı kaçırmayın. Bu sizin için miladi bir takvim. Hanımınızı emekli etmek için daha ne bekliyorsunuz? İşte Tayyip Erdoğan söyledi, Cumhurbaşkanımız söyledi. Eğer yurt dışı borçlanmasını 25 yıl üzerinden emeklilik işlemlerini yapanlar belli bir oranda parayı iade alacaklar. Bu ne demek? Bu aslında size bir milli piyango.
Dolayısıyla unutmayın, son yılın kampanyası, bakın 350 Euro'dan dosyalarınızı açıyorsunuz. Biz normalde 1500 Euro'dan alıyoruz. Herkes bunu biliyor. O yüzden ben Erhan Macar olarak sizleri uyarayım. Bu arada eğer eşler bize müracaat yaparlarsa 350 Euro'dan, eşler arasında başvurularda %50 indirim yapacağım. Bunu da özellikle vurgulamak istedim. Yani karı koca müracaat yaptıklarında 350 Euro'dan onlara %50 indirim yapacağım. Böylelikle büyük kampanyayı kaçırmamış olacaklar. Bunun için de İnce Hanım'a ulaşın lütfen. 0532 156 6701'den İnce Hanım'a ulaşabilirsiniz. Önümüzde ne yasalar var biliyor musunuz? Bakın size sıralıyorum. Varlık gizleme olayımız vardı ya, hani otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili varlık gizleme. İşte onunla ilgili elinizi çabuk tutun. Bir an önce varlık gizlemelerinizi bu yıl içinde yapın. Çünkü 1 Ocak 2024'ten sonra varlık gizleme artık yapamayacaksınız. Sonra başınız ağrır, çok üzülürsünüz. Ben de üzülürüm. Allah rızası için buna çok dikkat edin. Özellikle söylüyorum, 18 ile 20 yaş üzeri Avrupa'da yaşayan gençlere ücretsiz dosya açma imkanı yapıyoruz. Bakın bir daha söylüyorum, 18 ile 20 yaş üzeri Avrupa'da yaşayan gençlere ücretsiz dosya açma imkanını yaratıyoruz. O yüzden hemen detaylar için bizlere ulaşın ve bizzat ben ilgileneceğim sizlerle. Erhan Macar olarak şahsi numaramı sizlere veriyorum. Bu numaradan bana ulaşabilirsiniz. 0532 061 7593'ten aradığınızda bizzat ben çıkacağım. Şimdi arkadaşlarım birazdan sizlere tekrar uyarılarda bulunacak. Bakın bundan sonra salı günleri de artık Kanal 7 Avrupa ekranlarında olacağız. Lütfen hafta işleri bizi izlemeye devam edin. Her pazar ne yapıyoruz? Türkiye saatiyle de yine bu saatte buradayız. Biz bir daha tekrarlıyoruz. Bu yılın sonuna kadar aldığım bütün emeklilik dosyalarının hepsini bitireceğim. Bir daha tekrarlıyorum. Bu yılın sonuna kadar aldığım bütün emeklilik dosyalarını bitireceğim ama maaşlarınızı 2024 yılının Haziran ayında bağlayacağım. Neden? Çünkü iki kat maaş alacaksınız. Yani 14 bin lira aylık alacaksınız. Bunun için lütfen ekranlarda gördüğünüz numaralardan ya da Ümit'le ya da İnce Hanım'la temasa geçin. Erhan Bey'in dediğini yapmak istiyoruz. Biz maaşımızı 2024'ün Haziran ayında almak istiyoruz diye lütfen arkadaşlarla temasa geçin, sizi listeye yazsınlar. Aksi takdirde problem olacak, bilginiz olsun. Türkiye'de sınırsız sağlık imkanı geliyor. Yaşlılara buradan müjde vereyim. Benim amcalarıma, nenelerime, dedelerime, beni izleyen annelerime, artık Türkiye'de sağlık imkanı geliyor. Yeni torba yasa önümüzde açıklanacak. Dolayısıyla elinizi çabuk tutun. 350 Euro'dan kampanyalar var. Bu kampanyalardan yararlanın. Bir daha bu fırsat size gelmez. Emekli aylıklarını düşük olduğunu düşünüyorsanız, 7500 TL ile 8500 TL arasında olanlar lütfen ekran başından ayrılmasın. Çünkü bununla ilgili birazdan örnek dilekçe ile ilgili İnce Hanım ya da Ümit Bey sizlere bilgi verecek. Aynı zamanda ısrarla vurguladım, yurt dışında borçlanmaya büyük zam geliyor. Bakın, elinizi çabuk tutun. Çünkü 2024 yılında 14 bin lira maaş alacaksın ama bu yıldan müracaat yaparsan düşük ödeyeceksin ve yüksek parayı kapacaksın. Yani arkadaşlar, yurt dışı borçlanmanızı şimdi yaparsanız 43 bin euro, 35 bin euro, 30 bin euro, 20 bin euro ödüyorsunuz ama sene yaparsanız bu imkanları alamazsınız. Selamun aleyküm, hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.